Mutlu akşamlar. Kıbrıs Postası TV 17 haber bülteniyle karşınızdayız. Günün ve dünyanın gelişmelerini sizlere aktaracağız. Ve Özkardaş, halkın sağlığı söz konusu olunca para yok diyemezler başlıklı bir basın bildirisi yayınladı bugün. Kamu Sen Başkanı Mehmet Özkardaş hastanelerdeki eksiklerle ilgili basın açıklaması yayınladı. Kontrolsüz nüfus artışı, kaçak iş gücü ve çevre kirliliğiyle denetimsiz gıda tüketimi hastalıkları ve hastanelere olan talebi artırmıştır. Ancak hastanelerimizdeki altyapı, araç, gereç, cihaz ve tıbbi malzeme eksikliği bir yana yeterli doktor, hemşire, ebe ve sağlık personeli olmayışı sağlıksız yaşamı kaçınılmaz yapmıştır. Kurultay seçimlerine yönelik ve koltuk hesabıyla yüzlerce istihdam için para bulan hükümet vatandaşlara sağlık hizmeti verilmesi yönündeki tüm uyarılara kulak tıkamaktadır denildi bugün Kamusen yayınladığı basın bildirisinde. VKP Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ikinci işle ilgili meclistekiler adım atmalı dedi. İkinci işle ilgili yaptığımız röportajlar devam ediyor. Son dönemlerde artış gösteren kamuda ikinci işle ilgili görüşlerini aldığımız YKP ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yetkilileri ülkede kronikleşmiş bir yara halini alan sorunun öncelikle meclis içinde çarpık düzenin bir parçası olanların milletvekillerinin kendilerini düzeltmesi gerektiğini ifade ederek ardından da denetimi sağlayacak bağımsız bir kurum kurulması gerektiğini kaydettiler. YKP Genel Sekreteri Murat Kanat da önce milletvekilleri ikinci işlerinden vazgeçmelidir dedi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özdemir Berova ise kamuda ikinci iş ülkede kronikleşen bir yaradır dedi. Haberin detaylarını, röportajın detaylarını okuyabilirsiniz yine Kıbrıs Postası'nda. Ve karnefil işlerinden duyuru ve teşekkür. 50 yıldan bu yana sağlıklı ve güvenli piliç üretimiyle halkımızın ilk tercihi olan karnefil işleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından TÜBİTAK'ta yaptırılan hormon testlerinde de kusursuz bulunmuştur. Sadece ülkemizde değil, yurt dışına da ihracatlarımızda talepleri karşılayamayacak boyutta ilgi gören ürünlerimiz dünyanın sayılı tavuk ürünleri arasında yer almaktadır. Tüm halkımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunuyoruz denildi kırnı piliçlerinden yapılan açıklamada. Ve Anastasia Diz şu anda Kıbrıs sorunla ilgili çok ilgilenemeyeceğiz başlıklı bir haber var. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın aday yapacağı ziyaret öncesinde Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Liza Batınayman dün Rum yönetimi Nikos Anastasiadis ile görüştü. Batınayman Anastasiadis'ten Rum tarafının şu anda Kıbrıs sorunuyla çok da ilgilenemeyeceği cevabını aldı. Bundan sonra atılacak adımlara ilişkin daha derin görüşmeler gelecek haftaya Downer'ın ziyaretine kaldı. Politis, müzakereler ve mevduatlar Alexander Downer ve Dervişeroğlu ile yemeği Mayıs sonunda görüyoruz başlıklı haberinde. Batınayman Rum tarafının öncelikleri konusunda ilk bilgileri geçen hafta görüştüğü Rum Dışişleri Bakanı Yonakis Kasuridis'ten aldığını belirtti. Edinilen bilgilere dayanarak bizde Batınayman öncelikle müzakereler prosedürel niteliğin değiştirilmesi, ikinci olarak da Alexander Downer'ın Mayıs sonunda doğru liderlerle vermeyi planladığı yemeğin ulaşılabilir hedef olup olmadığı konusunda Rum tarafının nabzını tutmaya çalıştığını belirten gazete devamla Anastasiadis liderler yemeğinin Mayıs sonunda gerçekleşmesine ilk dilim kredinin alınması ve sorun çıkmaması şartını koştu deniliyor haberlerde. Ve kargo paketinden 10 gram uyuşturucu çıktı. Türkiye'den Elif Haker isimli kişi adına gönderilen kargo paketi içinde yaklaşık 10 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde çıkması sonucu narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınarak dün yargı huzuruna çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk emri verildi. Bir diğer taraftan köpeği için sınır tanımadı. Güneyden Metan sınır kapısına gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçiş yapmaya çalışan Kostas Safronnikov isimli kişi beraberindeki av köpeği yüzünden geri döndürülmeye çalışılınca giriş işlemlerini yaptıramadan arabasıyla giriş yapmaya çalışması sonucu polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan satın aldıkları telefonlar çalıntı çıktı haberi de bugün Kıbrıs Postası'nda yer aldı. Fellahoğlu Cep Shop isimli iş yerinden 19 Mart 1 Nisan 2013 tarihinde meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan cep telefonlarından satın aldıkları iddiasıyla hırsızlık mal kabulü suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan Osman Kapısız, Hüseyin Atatürel ve Cengiz Han Birgül isimli kişiler dün yargı huzuruna çıkarıldılar. Bu haber de bugün yine Kıbrıs Postası'nda yer aldı. Bir diğer taraftan Başbakan Ersen Küçük Güney'deki sorunu Kıbrıs sorununa bağlamak yanlış açıklamasını yaptı. Başbakan Ersen Küçük Güney Kıbrıs'taki ekonomik krizi Kıbrıs sorununa direkt olarak bağlamanın yanlış olduğunu kaydetti. Kıbrıs meselesi iki halkın haklarına bağlı bir mücadeledir diyen Başbakan Küçük ancak Rum tarafındaki ekonomik durumun müzakerelerin sürdürülmesini mümkün kılmadığını belirtti. Ve dünya bülteni dünyada yaşananlar da vardı. Yine İran'da deprem yaşandı. Bir diğer taraftan
taraftan Genel Sekreter Ban'ın da açıklamaları vardı ama öncesinde İran ve Pakistan'daki depremi sizlere aktaralım. İran ve Pakistan sınırında önceki gün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde Pakistan'ın İran sınırındaki Meşkil'de binlerce kişinin evsiz kaldığı ve insanların çaresizlik içinde yardım beklediği bildirildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu evsiz binlerce kişinin ağaç altlarında sığındığı ve yardım beklediği, yardım malzemelerin sadece askeri helikopterlerle taşınabildiğini duyurdu. Ve Ban, Suriye ülkeye uzmanların girmesine hala izin vermiyor açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları araştıracak uzmanlar ekibinin Suriye'ye girmesine hala izin verilmediğini söyledi. Ban, uzmanlar heyetinin Suriye hükümetinin onayını alır almaz harekete geçmeye hazır olduğunu belirterek, araştırmanın Han el-Assal bölgesinde sınırlı kalmasında ısrarcı olan bu ülke yönetiminden esneklik göstermesini beklediklerini söyledi. Evet, haberler bu şekildeydi. Hem dünyada yaşanan hem de ülkemizde yaşanan haber başlıklarını sizlere aktardık. Evet. En çok okunan 5 haberi de sizlere aktaralım bugün Kıbrıs Postası'nda. Kadriye Deniz'e sürücü yine rahat durmadı başlıklı haber bugünün en çok okunanlar arasındaydı. 15. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali yarın başlıyor haberi bugünün en çok okunanlar arasındaydı. Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisi mali konular gündemiyle halka açık toplandı haberi. Ve Bandit adada yeniden birleşme olmalı, Avrupa Birliği içinde bir birleşme haberi ve köpeği için sınır tanımadı haberleri de bugünün en çok okunan haberi oldu. Gelişmeleri sizlere aktardık hem ülkemizde hem de dünyada. Yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.